Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah her şey yolundadır. Sağlık ve afiyettesiniz. Bugün kısmet olursa bundan sonraki YouTube derslerimizde yeni bir ders alanı daha açmış olacağım. Bu dersimiz akademik hayatın vazgeçilmezi olan, akademik çalışma yapan her bilim insanının mutlaka belli bir düzeyde, belli bir ölçüde meşgul olması gereken felsefe ile ilgili olacaktır. Ben temel bilim alanı ilahiyat olan dini ilimler, ulum-i İslamiye ile meşgul olan bir insanım ve felsefi gelenekten gelmiyorum. Dolayısıyla yapacağım bu dersler temel alanı felsefe olan bir hocanın felsefe derslerinden farklı olarak benim amaçladığım İslami ilimlerle meşgul olan her akademisyenin en azından asgari düzeyde bilmesini düşündüğüm, bilmesi gerektiğine inandığım felsefi kavramları, felsefenin konularını öğrenim düzeyinde mütalaa ve müzakere etmek, kısmet olursa ileride İslam felsefesinin ve tabii ki biraz sonra üzerinde duracağım, özellikle İslam kelamının önemli metinlerini ve konularını bu derste ele alıp üzerinde durduğumuzda onları anlayabilmek, yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve akademik çalışmalarımıza katkı sunacak biçimde onları kavrayabilmek açısından bu yapacağımız derslerin önemi var. Dolayısıyla akademik rehberlik olarak yapmış olduğum bu derslerde felsefe tıpkı mantık derslerimiz olduğu gibi vazgeçilmez bir derstir ve mutlaka akademisyen adaylarımızın en azından benim size arz etmeye çalıştığım boyutlarıyla felsefeden haberdar olması ve felsefeyle bir ölçüde meşgul olması zorunludur. Bu itibarla bu dersler ağırlıklı olarak bizim felsefenin temel konularını ve kavramlarını ele alacağımız bir felsefe okumalarına giriş mahiyetinde olacak. Okumayı düşündüğüm, sizinle birlikte ders kitabı olarak müzakere etmeyi düşündüğüm kitabın adı da El-Muhadara Temhidiyye fil Felsefedir. Arapça olarak okuyacağımız metin, felsefeye hazırlık dersleridir adı kitabın. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, yapacağımız bu dersler, okuyacağımız metinler, en azından başlangıç düzeyde temel konuları ele alan ve temel kavramları öğretmeyi hedefleyen dersler olacak. İnşallah ilerleyen bölümlerde ve konuları ele aldığımızda ders hem amacı açısından hem de kapsam alanı itibariyle kendisini size daha iyi tanıtacaktır. Şimdi müsaadenizle bir konuya giriş yapmak istiyorum. Bunun için de her zaman yaptığımız gibi tahtamızı açalım. Tahtamızı sizinle paylaşalım. Oradan devam edelim. Evet, gördüğünüz üzere sevgili izleyenler, felsefeye giriş dersimizin serlevhasına Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür versin. Seyit Hüseyin Nasr'ın
İslam felsefesine dair yazmış olduğu çok kıymetli İngilizce eserinde eserine serlevha yaptı. Geleneğimizin adeta ikinci bir İbni Arabi'si gibi düşünebileceğimiz büyük filozofu Molla Sadra'dan bir alıntı yapmış. Ben bu alıntıyı sizinle paylaşarak dersimize başlamak istiyorum. Çünkü az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi neden felsefeye giriş dersleri yapıyoruz ve yapmalıyız? Felsefeyle neden belli ölçüde meşgul olmalıyız? Bunu belki de en veciz bir biçimde bize Molla Sadra merhum ruhu şad olsun, makamı cennet olsun sunmuştur. Oradan okuyalım ve onun üzerinden felsefeye dair genel bazı şeyler söyledikten sonra inşallah okuyacağımız ana metni takip etmeye başlayabiliriz. Şimdi Molla Sadra diyor ki, "The Quranic Revelation, vahiy, yani Kur'an vahiy, vahiy, yani Allah'ın kelamı, bunları şöyle isterseniz her zaman yaptığımız gibi renklendirelim. Önemli. İlahi vahiy is the light. İlahi vahiy bir ışıktır." Şimdi burada bu ışık nur benzetmesi önemli. Vahiy bir ışıktır. Ve devamında bu ışığı tanımlıyor. Bu tanım son derece önemli. Diyor ki, bu ışık ki, which enables one to see, bir kimsenin görmesini mümkün kılar. Yani görmek ışık ile mümkündür. Işık olmaksızın göremiyoruz biliyorsunuz. Gece neden göremiyoruz? Çünkü ışık yok. Demek ki görmemizi sağlayan şey ışıktır. İşte Molla Sadra merhum vahyi görmeyi mümkün kılan ışığa benzetiyor. Çok önemli bir teşbihi belidir bu. Bir ışık gibidir. Şimdi buradaki zamir it, yani bu vahyin ışığı, is like the sun. Tıpkı güneş gibidir. Bu sefer de bu ışığı güneşin ışığına benzetti. Güneşin ışığıyla ilişkilendirecek. O güneşin ışığı ki onu da tanımlıyor çok önemli bir biçimde. Cast light lavishly. Güneş ışığını cömertçe kendisinin dışına yayar ve bu ışığı etrafına yayarken ışığın ulaşabileceği tüm alanlara gönderir ve burada hiçbir şeyi ihmal etmez. Işığın ulaşabileceği, güneşin ışığının ulaşabileceği her yere gider. Bu ne demektir? Güneşin ışığı yayıldığı her alanı görülebilir kılar, görünür kılar. Çünkü ışık görmenin ve görülecek objenin görünür olmasının koşuludur. Şimdi ne kadar önemli bir şey söyleyecek dikkatliyorsunuz. Diyor ki Üstad, felsefi düşünce, philosophical intelligence, felsefi düşünce is the eye. Şimdi bakın, burada da yeni bir teşbihle karşı karşıyayız. Felsefi düşünce, felsefi düşünme, o da gözdür. Görmeden bahsettik. Neyin görüneceğinden, bunun görünmesini mümkün kılan ışıktan söz ettik. Şimdi de gören uzuvdan, gözden söz ediyor. Göz ki
Dert onu da tanımlıyor. Sees, görür, this light. Dikkat buyurunuz. Göz bu ışığı ve ışıkla birlikte onun gösterdiklerini görür. Şimdi bu göz görmeyi mümkün kılan hem ışığı görür. Bu önemli bir husus. İki, B, görünecek olan objeyi görür. Yani ışığın gösterdiği objeyi görür. A, B ile ilgili. Demek ki göz hem eşyayı görünür kılan ışığı hem de eşyayı görür. Ve without this light, böyle bir ışığın olmadığını varsayarsak, böyle bir ışık olmazsa, bu ışık olmaksızın, one herhangi bir kimse cannot see anything, hiçbir şey göremez. Demek ki bir kimsenin görebilmesi için ışığa ihtiyacı var. Şimdi bir koşul cümlemiz geliyor. Diyor ki, if one, şayet herhangi bir kimse closes his eyes, gözlerini bu ışığa kaparsa, that is, yani if one pretends to pass by philosophical intelligence, bu koşullu cümleyle neyi ima ettiğini, neyi anlatmak istediğini gayet sarih bir biçimde ifade ediyor Molla Sadra merhum. Diyor ki, yani şayet bir kimse felsefi düşünceyi ihmal ederse, pretends to pass, o felsefi düşünceden uzak kalırsa, felsefi düşünceye sahip olamazsa, dikkat buyurunuz, peki bu felsefi düşünceyi ışığa benzetmişti ve o bir gözdü, göze benzetmişti, gören gözdü. Bu felsefi düşünce şayet bu ışığı göremeyecek şekilde gözlerini kapatırsa, o zaman this light, bu ışık, hem kendisini hem kendisi vasıtasıyla başkalarını görünür kılan ışık, will not be seen, ışık görülemeyecek. Neden? Çünkü cause there will not be any eyes to see it. Işığı görecek göz kalmadı. Göz yok. Şimdi o zaman ışık, göz metaforuna yeniden dönelim. Işık olmaksızın göz göremez. Göz olmaksızın da ışık görülemez. Şimdi Molla Sadra ışığı vahiy olarak belirledi. Gözü de felsefi zeka, felsefi düşünce. Şimdi sonucu, result'ı belirleyelim. Result, sonuç. Bu ikisi biri olmaksızın söz konusu olamaz. Biri diğeriyle o kadar zorunluluk ilişkisine sahiptir ki birinden vazgeçemezsiniz. O halde az sonra üzerinde duracağım üzere beşeri tekamülün ve aydınlanmanın iki ana kurları olan din ve felsefe, bunlar Molla Sadra'nın bu ünlü özdeyişinde okuduğumuz üzere el ele olmak, birlikte yürümek, İbn-i Rüşd merhumun
Her ne kadar ayrıştırmışsa da Cabiri derslerinde konuştuk. İkisinden de vazgeçmeyen duruşu ve tavrıyla bu Molla Sadra'ya ilham veren düşüncenin erken dönem temsilcisi olarak bizim dinle, dini ilimlerle meşgul olan akademisyenlerin felsefeden hiçbir koşulda bigane olamayacaklarının altını çizer. Çünkü felsefe görebilen, görmeyi mümkün kılan gözdür. Philosophical intelligence is the eye. Ya bakın, dikkat ediyoruz. Tekrar dikkatinizi istirham edeceğim. Bakın. Felsefi düşünce gözdür. O halde dini ilimlerle meşgul olan bir insanın gözü felsefedir. Mantıktır. Dolayısıyla felsefeye hakim olmayan, felsefi bir altyapı edinmemiş bir akademisyenin akademik anlamda başarılı çalışmalar yapması, ürünler ortaya koyması söz konusu bile değildir. Peki felsefe görmemizi sağlayan gözdür. Fakat gözünüz var, ışık yoksa görebiliyor musunuz? Hayır. Peki ışık nedir? İlahi rehberlik, vahiydir. Burada Molla Sadra vahiyi felsefenin rehberi yaptı. Bunları ileride felsefe konularını konuşurken de inşallah detaylı bir biçimde derslerimizde onları ele almaya çalışacağız. Bu itibarla söylemeye çalıştığım husus, bu özdeyiş üzerinden siz zat-ı alilerinize arz etmek istediğim şey, akademik rehberlik derslerimin içinde felsefeye giriş ve felsefe hazırlık okumaları zorunlu bir derstir. Ve naçizane ben bu dersi birikimlerim ölçüsünde sizlerle paylaşmaya ve yararlanabilecek olanların istifadelerine sunmaya gayret edeceğim. Şimdi dini ilimlerin felsefeyle olan bu zorunluluk ilişkisi ne dair bu ünlü özdeyişinden dolayı Molla Sadra merhum bir kez daha ruhunu şad ettikten sonra konuyu biz felsefede neleri göreceğiz? Felsefe deyince bundan ne anlamalıyız? Buna ilişkin de müsaadenizle çok kısa, uzun değil, bir başlangıç notu olacak şekilde izahatta bulunmak istiyorum ve ardından inşallah ana metnimizi okumaya başlayacağız. Bu arada hangi metni okuyacağız? Bu metni nereden seçtim? Neden seçtim? Onların üzerinde de biraz durduktan sonra inşallah asıl dersimize bugün başlamış olacağız. Şimdi değerli izleyenler, felsefe dediğimizde bu üç kategori olarak bu bölümleme benim kendi şahsi bölümlememdir dersimize ilgili olarak. Birincisi, bugün Batı felsefesinin de referans çerçevesi olan Antik Yunan felsefi geleneğidir. Batı felsefesi de bu felsefenin bir devamıdır. Bu vesileyle söyleyeyim, hangi İslami ilimi akademik temel alan olarak belirlerseniz belirleyin, zorunlu olarak bu Antik Yunan felsefe tarihinin Batı felsefesini de kapsayacak şekilde modern
postmodern dönemleri de kapsayacak şekilde ana hatlarıyla bilmek zorunludur. Yani beşeri tekamülün bugünkü seviyesinin arka planında yer alan antik Yunan ve Batı felsefesinin, ki bunun içinde Orta Çağ'ı da kastediyorum, ana ekollerini, konularını, temel fikirlerini özümsemeden sağlıklı bir akademik düşünce üretmek söz konusu olmaz. Bunun için ilerleyen derslerimizde bu alanda neler okumalısınız, hangi eserler en azından okunarak böyle bir altyapı sahibi olunmalıdır, bundan inşallah söz etmeye çalışacağım. Antik Yunan felsefe geleneğinin Müslüman alimlerce tercümesi yapılarak okunup yorumlanıp üzerinde düşünülerek ona bir yeni form, biçim, şekil ve içerik, muhteva kazandırılmak suretiyle ortaya konulan felsefeye İslam felsefesi diyoruz. Her ne kadar kimileri antik Yunan'a dair geleneğin Müslümanlarca yorumlanmasından ibaret olan bu felsefenin özgün olmadığına ilişkin iddialarda bulunsa da, burada ona girecek halimiz yok, bugün dünyaca kabul edilen bir tarihi gerçektir ki İslam felsefesi dediğimiz bir felsefe vardır. Biz bunun bazı çok temel ana metinlerini de inşallah burada sizinle birlikte okumaya çalışacağız. Bu detaylardan sarfı nazar edecek olursak İslam felsefesi dediğimizde bundan iki önemli unsuru birbirinden ayırt ederek belirlememiz gerekir. Bunlardan birisi kelami gelenektir. Bu özgün olarak İslam felsefesidir. Yani özgünlüğü neredendir? Dayandığı temel referansı vahiydir. Yani Kur'an'dır. Temel referansı vahiy ve nakil olan felsefemiz kelamdır. Her ne kadar Müslümanları bu yönüyle temayüz ettirecek ve beşer tekamülünün önemli bir miğferi olacak şekilde bu alanın temeyyüz etmesini büyük ölçüde başaramamış olsak da kelam geleneğimiz son derece önemli bir özgün İslam felsefesi olarak bize tevarüs etmiş gelmiştir ve biz de inşallah özgün kelam metinlerini okurken bunların üzerinde zaten inşallah duracağız. Diğer bir İslam felsefesi de, İslam felsefesi denince kastedilen Kindi'den, Farabi'den, Sina'dan, İbn Rüşd'e doğru büyük bütün filozoflarımızın meşguliyet alanlarını ihtiva eden Aristotelesçi meşşai gelenek dediğimiz antik Yunan felsefesidir. Yani temel referans alanı, temel referanslarını antik Yunan'dan alan ama bu referansı Müslümanca yorumlayan, okuyan bir geleneğe de sahibiz. Buna da İslam felsefesi diyoruz. Dolayısıyla bu iki türüyle de İslam felsefesinden de kelamdan da yine hangi bilim dalında akademik çalışmalar yapıyor olursanız olun, bu çerçevede temel bilgilere sahip olmanız, temel kavramlara vakıf olmanız zorunludur.
Dolayısıyla ben fıkıhçıyım, ne işim var bunlarla derseniz eyvallah. Ama bu cümlenin benim için anlamı ben fıkıhçıyım, akademisyenlikle ne alakam var demek gibi bir şeydi. Dolayısıyla bunlar bizim temel alanlarımızdır. Bunlara belli ölçüde vakıf olmak zorunludur. Bir diğer felsefe derslerinde ve felsefe dediğimizde asla göz ardı edemeyeceğimiz önemli insanlık tarihinin tekamülünün tecrübelerinin biri birikimi olarak Seyit Hüseyin Nasr'ın, Allah hayırlı uzun ömür versin, az önce de adından söz ettim. İleride Seyit Hüseyin Nasr okumaları yapmayı da düşünüyorum. Temsilini yaptığı Philosophia Perennis diye ifade etti. Yazalım. İngilizcesi Eternal Wisdom. Arapça El Hikmetul Halide olarak ifade edilen, filozofyayı hikmet olarak ifade eden erken dönem mütercimlerimiz, yine erken dönem filozofa da hakim demelerinin sebebi, felsefe yapan kişiye hakim, felsefesine de hikmet demelerinin sebebi tam da budur. Ve Seyit Hüseyin Nasır da bununla ilgileniyor. Bu sözünü ettiğim şu iki geleneğin dışında insanlık tarihi boyunca bizim Cabiri derslerinde Gnostik ve Hermetik gelenek olarak ele aldığımız tüm o aydınlanmacı gelenek, diğer bir ifadeyle yazalım. Bir fani felsefe, bir fani gelenek. Bizim tasavvuf geleneğimizi de buraya yerleştiriyoruz. Tasavvuf geleneğimizin ve irfani geleneğin de içinde yer almış olduğu Philosophia Perennis, yani Eternalism, değerli izleyenler, tam olarak bilgelik üzerine, insanın kamil oluşu üzerine. Değil mi? Modern çağın en ünlü temsilcilerinden Nietzsche'nin Üstün İnsan, İbn Arabi'nin İnsanı Kamili, Martin Heidegger'de Dasein, aşağı yukarı bunlar birbirlerine tekabül ederler ve bilgedir. Bilgeliğin felsefesi. Bilgeliğin felsefesi. Pratik felsefe de diyebileceğimiz böyle bir felsefe. Onun için insanın kemale ermesi, kamil bir insan olması, biyolojik canlı olma özelliğine bir de tırnak içinde insan olmak diye ifade ettiğimiz, işte bu bilgeliği kazandırma, antik Yunan felsefesinin genel zemini de budur. Bu itibarla böyle bir zemin kazandırma, insanı kamil yapma hedefine matuf bu felsefe, binlerce yıllık insan tecrübesinin içinde dinlerin rollerini de dikkate alarak söyleyecek olursak, bu Seyit Hüseyin Nasr'ın ifadesiyle secret knowledge dediği kutsal bilgi ve bilgelik.
bilginin değerinden bilenin bilgeliğine doğru süreci ifade eden bu felsefe geleneği de biz Cabir'i okumalarımıza inşallah İrfan bölümünde bunların tüm detaylarını okuyacağız. Bir de inşallah yine bu hafta karşılaşacaksınız. Kanalın takipçileri göreceklerdir. Nasır Hamit Ebu Zeyd okumalarına başlayacağım ve orada Sufi hermenötikten de özellikle bir bölüm kitabı tümüyle özetlemek istiyorum. İnşallah Cabir derslerimize katkısı olması bakımından. Bu alanın bizim ihmal edeceğimiz, görmezlikten geleceğimiz bir alan olması söz konusu değil. Çünkü benim tanımlamamla akademisyen bilge insandır. İnsanı kamil olma çabasında olan kişinin adıdır akademisyen. Akademik rehberlik derslerimin ilk üçünde bunları anlattım. Bu itibarla akademik araştırmalar kendimizi bulmanın, kendimiz olmanın, insan olmanın bir yolculuğu olduğundan bu binlerce yıllık insani tecrübeye biyane kalamayız. Bu binlerce yıllık bilgeliğin bize sunmuş olduğu merdiven basamaklarını tırmanmayı ihmal edemeyiz. Miracımızı ancak böyle gerçekleştirebiliriz. Bu itibarla bu alan son derece önemlidir. Ve felsefe, Allah hayırlı uzun ömür versin, değerli çalışmalarını artırarak devam ettirsin duasıyla anmak istiyorum. Kaan Ökten hocamız Martin Heidegger'e giriş kitabında der ki, felsefe yazılmaz, felsefe yapılır. Felsefe konuşulur. Felsefe diyalogtur. Felsefe düşüncenin paylaşımıdır. Hiçbir filozof masanın başına oturup kalem alıp felsefe yazmamıştır. Bu son derece önemli bir tespittir. Bu nedenle Platon felsefe geleneğini diyaloglar halinde tanzim eder. Öyleyse biz felsefe dediğimizde felsefe yapmak hayatla, yaşamla doğrudan ilgilidir. Yaşamla ilgilidir. Bu itibarla bizim konumuz tabii bu değil. Bunu yapan çok değerli üstadlarımız var. Kendilerine sağlık, afiyet diliyorum. Biz akademik hayatın ve akademik çalışmaların vazgeçilmez zemini olması bakımından felsefeyi, felsefi kavramları ve felsefi konuları anlamaya, buna bir giriş yapmaya çalışacağız bu derslerimizde. Yani felsefe yapmayacağız. Bir felsefi konu müzakeresi ve tartışmasında bulunmayacağız bu derslerde. Bu dersin amacı o değil. Bu dersimizin amacı tüm akademik alanlarla ilgili olacak biçimde felsefi kavramlar ve konulara genel bir hakimiyeti kazandıracak dersler yapmaktır. Şimdi bu konuda değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, İran'ın felsefe geleneğinin en canlı şekilde sürdürüldüğü bir coğrafya olmak bakımından Kum şehrinin Havza medreselerinde hocalık yapan, mantık ve felsefe hocası olan genç bir akademisyen Ali el-Abud'un Muhadara Temhidiye fil Felsefe diye eseri var. Onu inşallah sizlerle okuyacağım. Dolayısıyla müsaadenizle
Ekran paylaşımı için kitabı açmamışım. Hem onu açayım, ekran paylaşımını durduracağım. Hem onu açayım, hem de sanki bilgisayarımın pili biraz azalacak gibi duruyor. Onun fişini takayım. Sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Evet efendim, tekrar merhaba. Gördüğünüz üzere ekranda Muhadarat Temhidiye fil Felsefe adlı eser Şeyh Ali Ellabbud'un. Bu eserini inşallah birlikte okuyacağız. Buradan konuları saydığı yerden efendim buraya gelip buradan müsaadenizle başlamak istiyorum konuya. Evet. Bir girişimiz var. Girişimizde üç oturum, üç sunum muhadara var. El medhal yeştemil ala selasi muhadarat. Üç bölümden oluşan bir efendim konuyu ele alacak girişte. Bunlar son derece önemli. Birinci sunum muhadara El mebadi'u tasavvuriyye lil felsefe. Felsefenin tasavvuri ilkeleri bunları bize sunacak. Muhadara saniye el menhecül felsefi. Felsefi yöntem nedir? Bundan biraz bahsedecek. Üçüncüsünde ise el muhadara salise el medaris el felsefiye. Felsefi okullardan, ekollerden söz edecek. Demek ki girişimizde temel olarak müellif bize ders içeriği açısından bu üç hususu ele alarak başlayacak. Biz de inşallah bunları teker teker sizinle okuyacağız ve paylaşacağız. El muhadaratul ula, birinci oturum, birinci sunum. El mebadi'u tasavvuriyye lil felsefe. Tabii burada şimdi artık bazı hususları mantık derslerimizde de efendim ele aldığımız için bu metinleri okurken bunların da hatırlatmalarını yaparak devam edelim. Şimdi bir mebadi sözcüğü son derece önemli. Müellif neden böyle bir ilkelerden bahsediyor? Çünkü daha önce de söyledik, kavramları ve ilkeleri olmayan bir ilim dalından söz edemeyiz. Bir ilim dalından söz ediyorsak kavramları olacak, kavramların da ilkeleri olacak. Ve bu ilkeler felsefeyle ilgili tasavvuri ilkeler, yani nazari, yani diğer bir adıyla teorik felsefeden söz ediyoruz. Teorik felsefenin ilkelerinden söz edeceğiz. Nazari olarak teorik felsefenin ilkelerini ele alacağız, onlar üzerinde duracağız. Şimdi müellif gördüğünüz üzere çerçeve içinde almış. Ehdaful muhadara. Bu sunumun, bu dersin hedefleri nedir? Gayesi nedir? Şimdi bundan söz edecek. Diyor ki, evvelen birinci olarak el-vukuf ala ehemmil istimalat li mufrede el-felsefe. Bu ifadeyi müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Demek ki bu birinci dersimizin amacı bizi vakıf kılmak, vukuf, bir şeye vakıf olmak, onunla ilgili bilgilere sahip olmak bizi hangi bilgiye birinci derecede sahip kılmayı amaçlayacak? Felsefe sözcüğünün, mufrede burada sözcük anlamındadır. Felsefe sözcüğünün önemli kullanımları ve bu kullanımların tekabül ettiği anlamlar nelerdir? Bize bunları anlatacak. İkinci olarak saniyen bunları şöyle evvelen, saniyen ve salisen. İkinci olarak tahdidu ehemmi mehabiril bahsil felsefi. Felsefe konularının
üzerinde döndükleri odak noktaları, mihverleri ve bu mihverin önemlilerini burada hem tayin, sınırlama, belirleme anlamındadır hem de tanımlama anlamındadır. Yani felsefi konularını hem belirleyeceğiz, tahdit burada sınırlamadır, tayindir hem de tariftir. Bu felsefi konuların muhtevalarının ne olduğuna ilişkin bir belirlemede bulunacağız. İkinci olarak. Üçüncüsü et-ta'arruf ala medet terabut beynel ilmil felsefe ve bakiyetül ulum. Demek ki bu sunumun üçüncü amacı bir taarruf, bir tanışıklık, bir muarefe okuyucularda oluşturacak. Neden? Ala medet terabut beynel ilmil felsefe, felsefe ile diğer ilimler arasındaki rabıtanın, bağın çerçevesine ilişkin, süreçlerine ilişkin bize bir bilgi verecek ve biz böylece felsefe dışındaki diğer ilimlerle benim derse girerken tahtada size arz etmeye çalıştığım ölçekte ilişkileri nedir, alakaları nedir, nasıl bir rabıta içerisindedir felsefe ile diğer ilmi disiplinler, bunlara ilişkin bir taarruf bizde oluşturmayı hedefliyor müellif ve biz de inşallah bunları sizinle beraber paylaşacağız. Şimdi burada bunların hemen efendim 1, 2, 3 diye başlıklara geçmeden önce genel anlamda benim de fakültede verdiğim derslerde daha ilk derste üzerinde ısrarla durduğum, öğrencilerimin dikkatlerini çektiğim bir konuya burada müellif dikkat çekiyor ve diyor ki yertekizu kullu ilmin vufkal menhec el mantıki ala selaseti mebahile. Her ilim dalı, her ilim alanı odaklanır yertekizu. Neye odaklanır? El menhec el mantıki. Mantıki usule, yönteme, uygunluğa, vefka ev vufka, iki türlü de Arapçada okuyoruz sözcüğü, uygunluğuna odaklanır her ilim dalı. Peki ne bunlar? Üç alan, üç nokta, üç husustur. Bu üç hususu da müsaadenizle renklendirelim daha iyi görülmesi bakımından. Bir, her ilim önce kendini bir tanımlar. Tarifül ilim. Nasıl bir ilim dalından söz ediyoruz? İki, bu ilim dalı kendisinin mevzuunu, konusunu belirler. Mevduul ilim. Konusu ne? Üç, bu ilim dalının bu konularını tahsil eden bir kişinin eline ne geçecek? El-gaye minel ilim. Buna biz semeretül ilim, netaicül ilim de diyoruz. Yani ilmin sonucu çıktısı ne bugünkü tabirle? Bu ilmi okuduğumuzda elimize ne geçecek? Şimdi dolayısıyla bu üç husus, üç bahis. Bir, ilmin tanımı. İki, konusu. Üç, sonuçları. O zaman müellif diyecek ki biz de bu dersimizin bu üç başlık açısından bir değerlendirmesini yapalım. Bu üç başlığı bizim kendi dersimize de uygulayalım. Onun için yustalah aleyha bu üç efendim konuda da temel kavramlar geliştirilmiştir. Bil mebadi'it tasavvuriye, yukarıda da söylediğimiz gibi nazari ilkeler olarak, teorik felsefenin nazari ilkeleri olarak ıstılahlar geliştirilmiştir. Vahiye, bunlar nedir? Mütekaddimetun alel bahsi min mesailil ilim. Bu ilkeler, bu tasavvuri
ve nazari ilkeler ilmin problemlerinden, ilmin konularını araştırmadan önce gelir. Biz bu konular arasındaki öncelik sonralığın mebadi makasıt ilişkisinin öneminden mantık okumalarımızda ne kadar söz ettiğimizi, ikide bir bu hususa ne kadar dikkatinizi çektiğimi hatırlayacağınızı umuyorum. Dolayısıyla sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, bir makale yazmaya başladığınızda, bir tez yazdığınızda, araştırma tezi, bu üç unsur zaten yasayla da belirlenmiş. Tezde bunları belirlemek zorunludur. Tezin konusu, amacı, yöntemi, sonuçları. Bunlar bir makale yazdığınızda da böyledir. Bir makale yazdığınızda makale başlığıyla neyi kastediyorsunuz? İçerik, araştırma alanı nedir? Bunu hangi yöntem ve usulle yapacaksınız? Ve sonuçta ne söyleyeceksiniz? Bunlar son derece önemli. Şimdi bu birinci hususa geçelim ve oradan devam edelim. El-Avvalu ta'rifu ilmil felsefeti. Şimdi ilmi tanımlayacaktık ya, bir tanım, bakın. Tanımlayacaktık ya, evet, tanımlayalım. Felsefenin tarifi nedir? Şimdi burada değerli izleyenler, benim son cabiri derslerimde de üzerinde durduğum gibi, bizim geleneğimizde tarif ve tarifat çok önemlidir. Cürcani'nin Tarifat diye müstakil bir eseri bile var biliyorsunuz. Ve felsefi ıstılahları bir araya toplayan onca hacimli eserlere sahibiz çok şükür. Dolayısıyla biz bir şeyi tanımladığımızda, bir tanımda bulunduğumuzda öncelikle şu husus öne çıkar. Tanımladığımız bir sözcüktür. Kavramlar bir sözcüktür. Bir sözcüğü tanımlarız. Burada sözcüğümüz ne? Felsefe. Felsefe sözcüğünü tanımlıyoruz. Ve önce geleneğimizde bu sözcüğün, bakın ne kadar önemli, Cabir derslerinde de bunun üzerinde durduk, lügat bakımından anlamına dikkat çekilir. Peki bir sözcüğün lügat bakımından anlamına dikkat çekmenin anlamı neydi? O sözcüğün dilde konulduğu hakikat ve sarih anlamıydı. Bakın diğer derslerde öğrendiğimiz bu kavramlar bu derslerimizde de ne kadar işimize yarıyor. Yani biz ele alıp kavramsal olarak tanımlayacağımız bir sözcüğün dilde hakikat, sarih, zahir, ilk akla gelen anlam olarak ne anlama gelmesi için vaz edildiğine ilişkin bir bilgi vermezsek, bu sözcüğün ıstılahi, bugünkü ifadesiyle kavramsal karşılığını okuyucuya yeterli derecede anlatmış olmayız. Onun için önce kavramsal olarak şu anlama gelir diyeceğimiz her sözcüğün lügatte öncelikle ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi vermek zorunludur. Bizim akademik çalışmalarımızda da bunu yaparız ve en azından yüksek lisans yapmış herkes bunu bilir. Şimdi onun için birinci derecede bakın, müellif bize hemen bu konuyu ele alırken şöyle söyleyecek bakın. El magnel lugavi, bir, felsefe sözcüğünün lügat anlamı. Yani zahiri, sarih ve hakiki anlamı nedir? El felsefe lafzun, bir sözcüktür. Muştakkun min asli Yunani, Yunanca bir sözcüktür. Yunan diline ait bir sözcüktür, felsefe sözcüğü. Murakkabun min cüz'eyn, müfret değil, murakkeptir. Bakın, sözcük mürekkeptir. Biz bunları mantık derslerimizde gördük. Ama bu iki cüz birleşerek müfret bir sözcük oluşmuştur, oluşturmuştur. Tıpkı Eskişehir Abdullah sözcüklerinin olduğu gibi iki sözcüktür, mürekkeptir.
İki cüzden min cüzeyn, iki kelimeden oluşmaktadır. Ama bir sözcük oluşturmuştur. Bu sözcüğün birinci efendim parçası feylodur. Filo yani. Az önce tahtaya yazmıştım. Bimanel hub sevgi demektir. İştiyak, arzudur. Yunanca'da filo sevgidir. Sevmektir. Sofia, Filosofia perenniste yazmıştım. Sofia kelimesi ise bimanel hikme. Az önce tahtada ifade ettim. Hikmettir. Yani bilgeliktir. Wisdom'dır. Vahine izin bu durumda yekunu hadhil kelime affen bu kelime bu sözcük olur manel felsefe bu iki efendim sözcük felsefe anlamına gelecek şekilde bir kelime oluşturur. Bu da hubbul hikmeti, hikmet sevgisi, bilgelik sevgisi, arzusu, talebidir. Burada hub kuru bir sevgiden ibaret değil. Her zaman bizim bu tür metinleri okurken bu kelimelere, burada da söyleyelim şu kelimelere, talep manası veririz. Kuru bir sevgi değil. Öylesine seviyorum değil. Arzulanan, talep edilen bir şeydir. Ve bizalike tuarrafu bu sözcük tanımlanır. Münasebete ıtlaki bazı felsefecilerinin ya da bazı bilim insanlarının yaygın kullanımıyla, anlayışıyla ıtlak, anlayış, yaygın kullanım anlamında da kullanıyoruz. İlişkilendirilmek suretiyle ilmul hikme diye de isimlendirilmiştir. Tuarrafu ilmul hikme. Demek ki bazı kimseler ala ilmil felsefe ilmil felsefe ifadesine mukabil kimi filozoflar, kimi ilim insanları felsefenin Yunanca'daki lügatsel içeriğinden hareket ederek, onunla bir ilişki kurarak ilmul hikme diye de isimlendirmişler, onu tanımlamışlardır. Fakat bu tanım lugavidir. Biz bir bilim dalından söz ettiğimizde değerli izleyenler, konu bir bilim alanı olduğunda kullandığımız sözcükler artık lugat anlamlarından çıkarlar, kavramsal bir kimliğe bürünürler. Şimdi elmanel ıstılahi'de bunu göreceğiz. Kavramsal içerik bir sözcüğün gündelik dilde, ha onu da yazalım. Daha önceki derslerimizde de çok söylediğim için bazı şeyleri de tekrar çok tekrar etmek istemiyorum. Sıkıcı olmasın diye. Zahiri anlamlar, bu anlamlar ağırlıklı olarak gündelik dil diye de dil felsefesinde özellikle çağdaş felsefede gündelik dil diye ifade edilir. Gündelik dilde böyle kullanırız. Ama kavramlara geçtiğimizde konu kavramlar olduğunda yani vurgulayalım. Elmanel ıstılahi olduğunda felsefe sözcüğünün kavramsal anlamının ne olduğuna geldiğimizde işte burada bazı kavramsal farklı içerikler ve tanımların yapıldığını görüyoruz. Zikirat iddetu siyagi li beyanil haddil mantıki lil felsefe. Felsefenin
mantıki tanımını göstermek amacıyla. Bakın, felsefeyi tanımlıyorsunuz ama dikkat buyurunuz. El haddul mantıki. Mantık ilmindeki tanıma uygun. Şimdi biz bazen bu meseleleri özellikle tez savunmalarında falan konuştuğumuzda kimi meslektaşlarımızın maalesef bu benim kanalımda akademik rehberlik olarak belirlemeye çalıştığım ilimler arası ilişkiye sıcak bakmayarak mantığın bu tezle ne alakası var diyor. Bu konuyla ne alakası var diyor. İyi de efendim. Tez bir ilim alanına ait yapılmış mı? Evet. Bir bilim alanı tanımsız kavram sahibi olabilir mi? Hayır. Peki bir kavram, bir tanım mantık ilmi dikkate alınmaksızın yapılabilir mi? Hayır. Peki nasıl ilişkisi olmayacak mantıkla? Onun için felsefeye ilişkin birçok açıklayıcı ifadeler, beyanlar, efendim, açıklamalar yapılmış, tanımlar yapılmış. Sebebi ne? Mantıktaki tanıma uygun olmak üzere. Eşheruha bu idde yaracı. Bu zikredilen ve mantıki tanıma uygun olarak felsefenin tanımı olmak bakımından tanımların en yaygın bilinenleri, en yaygınları et-tariful mustemed min el ahdil yunani'l kadim. Antik Yunan döneminden beri kabul görmüş olan tariful müstemettir. Vellezi bu ki bu tanım ki ihtarahu bu antik Yunan'dan beri genel kabul görmüş olan felsefenin tanımına cümleten genel anlamda min felasifetil müslimin Müslüman filozoflar da katılmışlardır. Onu tercih etmişlerdir. Demek ki aşağıda müellifin vereceği felsefe tanımı mantıka uygun olarak yapılan felsefe tanımları. Bunların en meşhurlarından Müslüman filozofların da kabule şayan gördükleri ve onu kabul ettikleri antik Yunan'dan beri kabul edilen tanımdır. Buna göre ilmul felsefe şimdi bu tanımı öğrenmemiz gerekiyor. Dersimizin artık yavaş yavaş konularına başlamış olduk. El ilmul bahisu bir araştırma alanıdır. Bir inceleme, bir alaştırma alanıdır. Şimdi burada müsaadenizle tanımda bazı detayları kelimeler üzerinden şerh ederek gitmek istiyorum. El ilmul bahis Arapçada el bahis bir inceleme araştırmadır. Özellikle Kant itibariyle bu kritiktir. Bir inceleme ilmidir. Felsefe bir ayrıştırma, bir analiz, bir araştırma, bir kritik ilmidir. Ve bir ilim kritik el-bahis olduğunda dikkat buyurunuz, düşünme ve düşünce üretmeyle zorunlu ilişki içerisindedir. Öyleyse felsefe düşünmenin, düşünce üretmenin ilmidir. Düşünmek, düşünce üretmek
kritikle mümkündür. Ve kritik bizim eleştiri olarak Türkçe çevirdiğimiz, eleştiri sözcüğünün gündelik dildeki olumsuzluğundan dolayı kelime bizde biraz sevimsizdir. Eleştiri. Oysa akademik dilde kritik, eleştiri olumludur. Bir şeyin mahiyetini ve gerçekliğini ve doğru ve yanlışlığını analiz etmektir. Felsefe böyle bir şey. Peki felsefe neyin kritiğini yapar? Ne üzerine bir analiz, araştırma yapar? Ne üzerine düşünür, düşünce üretir? Bakın an, bunu farklı renkle müsaadenizle renklendireceğim. An, ahvalil mevcut. Bakın, varlığın durumlarına dair. Biz bunu daha sonra müellif buradan el mevcut sözcüğünü tercih etmiş, burada da var. Bunları ileriye yönelik derslerimizde, bu kitapta da el vücut olarak da ele alacağız. Çünkü felsefede el vücut ile el mevcut arasında inanılmaz derecede fark vardır. Genellikle ahvalil mevcud olduğunda bu felsefenin fizikasına girer. Aristoteles'te fiziktir. El mevcut vücud olduğunda metafiziktir. Bunları ileride inşallah daha farklı boyutlarıyla konuşacağız ve orada da üzerinde inşallah duracağız. Dolayısıyla antik Yunan'dan beri Müslüman filozofların da tercihe şayan buldukları bu tanıma göre el felsefe, ilmul felsefe, el ilmul bahisu, araştıran bir ilim dalıdır. Neyi araştırıyor? An ahvalil mevcut, varlığı, var olanları. Ne olmak bakımından? Bima huve mevcut, var olmaları bakımından. Buraya müsaadenizle şöyle bir şer cümlesi yazmaya izin istiyorum. Var olanları ne ise o olarak. Var olanları, bunu ileride felsefe derslerimizin ilerleyen bölümlerinde gerek felsefe metinlerini okumaya başladığımızda gerek konular ilerlediğinde bunların ne anlama geldiğine ilişkin daha inşallah detaylı bilgiler arz etmeye çalışacağım. Demek ki var olanı inceler ama o var olan kendinde neyse o olarak onu anlamaya çalışır. Onun için Kant'ta var olanların bu kendinde şey oluşları da metafiziğe yönelik bir zorunlu, transcendantal bir duruma bizi sevk eder. Ama biz daha tanım boyutunda henüz konuyu ele aldığımız için bu tanım boyutundan hareketle şöylece bir cümleyle o zaman tanımlayabiliriz. Felsefe, kadim Yunan'dan beri felsefe şöyle tanımlanmıştır. Var olanları sadece var olmaları bakımından inceleyip araştıran ilim dalıdır. Şimdi dikkat ettiğiniz üsluba ve kitabın tanzimine, bizim geleneğimizde bu hususun, ki ben Ebu Zeyd okumalarında hermeneutik üzerinden bir okuma alanı açacağım. İnşallah bu hafta onun ilk dersiyle de karşılaşırsınız. Çağdaş hermeneutik gelenekte görmeye, dil bilimde, analitik felsefede görmeye alışık olduğumuz çoğu önemli hususların bizim geleneğimizde de ne kadar yerleşik olduğunu görmek bakımından. Bakın şimdi bir tarif verdik. Tarif nedir? Tarifin şartı nedir? Efradını cami, ayarını mani. İşte böyledir. Ama bazen bu efradını cami, ayarını mani olmak üzere yapılan tanım, yani el-haddül mantıki tanım, bize bir çerçeve sunar. Ve bu çerçeve bazen özellikle öğrenci düzeyinde, ki biz bu dersleri de o düzeyde yapıyoruz. Bu bir ders kitabı çünkü. Öğrenci düzeyinde
Bu yapılan tanım çok vazıh, açık, anlaşılır olmayabilir. Onun için bakın ne kadar önemli bir gelenektir. Tavzihut tarif diye bir başlık koydu müellifimiz. Diyecek ki bize, şimdi biz bu tarifi biraz açalım. Yani şerh edelim. Tam olarak ne dedik? Felsefe var olanı var olmak bakımından inceleyen, araştıran ilim dalıdır diye kavram olarak tanımlamak tam olarak ne anlama gelir? Tavzihut tarif. Semmete ahvalun mutenevvi'a. Şimdi burada farklı durumlar söz konusudur diyor müellif. Konunun açılımını yaptığımızda onu açıklamak istediğimizde farklı durumlar söz konusu olur. Ve bunlar tu'radu ala mawdu'i kulli ilmin, her ilmin konularının karşılaşacağı durumlardır. Yani her ilim dalında arz edeceğimiz bu ahvalle, durumlarla karşılaşırız ve bu ilim dallarının kendilerine özgü perspektifleri açısından da yapmış olduğumuz tanımın açılımında, tavzihinde fayda vardır. Böylece burada bir ahvali mütenevvamız var ve onun için de misaller verecek. Şöyle bir misal, şöyle bir misal, şöyle bir misal. Bakın bir, iki, üç çeşitli ilim dallarından bize örnekler verecek. Ve bunlarla tarifi, tanımı daha bir anlaşılır hale getirecek. Feyukalu ala sebilil misal. Bu Arapçada bir üsluptur, güzel bir üsluptur. Feyukalu ala sebilil misal, meçhul sigayla söylenir. Biz hani akademik dilde edilgen ifadeler kullanmayı tercih edebiliriz ya, söylenebilir, kabul edilebilir, görülebilir gibi. Bu da böyle. Bu çerçevede ala sebilil misal, bu çerçevede şunlar söylenebilir demektir. Ya da bu konuda şu misalleri verebiliriz. Ala sebilil misal genel olarak bu çerçevede bir şeyler söylemek anlamında kullandığımız bir Arapçada önemli kalıp ifadedir. Peki şimdi bir, örneğin ilmul hesap, matematik ilmi. İlmul hesap. Neyi araştırır? Yebhathu an ahvalil adet. Sayıyla ilgilenir, rakamla ilgilenir. Konusu nedir? Sayıyla ilgilenir. Ve bunların el mucib, olumlu yani pozitif sayılar, negatif sayılar, salip, negatif sayılar, reel sayılar, pozitif, negatif, mucib, reel sayılar olmak üzere işte malum olduğunuz için çok bunları uzatmak istemiyorum. Ve nahvedalik, benzeri yönleriyle matematik bunlarla ilgilenir. Konusu bu. Peki ne olarak ilgilenir? Bunlarla sayı olmak bakımından ilgilenir. Mesela o ilmul hendese geometri, matematik, geometri. Yabhasu an ahvali şekil. Şekille ilgilenir. Geometri nedir? Şekildir. Noktadan başlar ki o da bir şekildir. Tüm şekiller ondan oluşur çünkü. Vahiyel inhina. Şimdi bu şekilleri açıklıyor. İnhina, istiva, istikame ve nahvedalik. Geometri neyle ilgilenir? Eğriyle, doğruyla ve düzlemle. İstiva. Şimdi geometride bunlarla ilgilenir. İlmul kimya örneğin,
Yebhatu an ahvalil madde, maddeyi ele alır, inceler. Ve hiye saile, bu madde sıvı mı? Sıvı, gaz. Değil mi? Bunlar üç hali diye çoktan beri öğrendim şeyleri. Camit, camide, yani katı. Ve nahvedalik, bunlarla ilgilenir. Ve kezalik el felsefe. İşte felsefe de, ilmul felsefe yebhasu an ahvalil vücud. Bakın, müellif burada mevcut yerine vücudu kullandı. Bu önemli. İkisini sanki bir şeymiş gibi kullandı ama öyle değil. Arasında çok önemli fark var. Bunları konuşacağız. Varlıktan. Burada yukarıda ne söyledik? Tanımda el mevcut. Mevcut. Burada da yazdım. Bakın, vücut diye yazdım. Felsefede el vücutla el mevcut arasında, yerle gök arasında fark vardır. Felsefe varlıkla ilgilenir. Bu da vahiye. Vahiye. El hudus, el ille, el mucarret, el vahde, el fe'liye ve nahve zalik. Şimdi yukarıda müellifin, biraz onu savunayım, müellifin metnini onun adına yorumlayayım. Niye mevcut dedi de burada da vücut dedi? Varlık, var olanın zeminidir. Var olan varlıktan var olur. Var olanın zemini vücut. Neyse, bunları ileride daha farklı konuşacağız. Dolayısıyla işte bu vücuttan var olan manasında el hudus, el hudus hadese el mevcut, bir şeyin vücuda gelmesi, var olması demektir. El ille, var olan şey, mevcudun sebebi ne, neden sorusu. Bu şey niye böyle var, şu var olan neden böyle var? Ya da el mucerret, soyut varlık, el vahde, varlıkta birlik, el fealiye, bil kuvve bil fiiliye ayrışı, bil fiil mevcut oluş gibi, çok bunların hepsinin üzerinde ileride konular olarak duracağız. Bunlarla ilgilenir. Ve nahvedalik. Şimdi müellif diyor ki, burayı okuyalım, üzerinde duralım. بذلك يتضح أن جميع العلوم الحقيقية تبحث عن أحوال الشيء للموجود. Şimdi bu izahımızla ortaya çıktı ki, yettazihu, açık hale geldi ki, bütün gerçek ilimler, ilimi hakikiye, bir şeyin durumlarından, hallerinden, el mevcut, mevcut olan bir şeyin hallerinden bahsediyor. Mevcut olandan söz ediyor. Hepsi mevcudatla ilgili. Gerçi matematik öyle değildi ama geometri de öyle. Ama nazaridir. Soyuttur, mücerret sözcüğü kullandı. Soyut olanlar. İlla ennel farka, hepsi mevcut olanla ilgileniyor. O zaman felsefe matematikten, geometriden, kimyadan, fizikten hangi yönüyle ayrılıyor? Aşağıda daha detaylı bize bu konuda bilgiler verecek. Bitiriyorum, yorulduğunuzu biliyorum. Aşağıdaki başlıkta kalacağım. Şu farkla ki, beyneha ve beyne ilmil felsefe, diğer ilimlerle felsefe arasındaki fark şudur. Yümkün, pardon, ben de yorulmuşum. Yekmunu fi mufrede, ennel farka beyneha ve beynel ilmil felsefe, felsefe ile diğer ilimler arasındaki fark nerede
ortaya çıkar, nerede tebarüz eder? Şu ifadede, mufrede, fi mufredetin şu ifadede ki bima huve mevcud. Varlıktan varlık olmak bakımından. Varlıktan varlık olmak bakımından. Yani sıvı mı katı mı falan ilgilenmez. Gaz mı ilgilenmez. Onun sadece var olmak bakımından ne anlama geldiğiyle felsefe ilgilenir. Demek ki felsefeyi felsefenin dışındaki diğer ilimlerden ayırt eden, onun bu ayırt edici özelliğinin tebellür ettiği, tebarüz ettiği nokta, diğer ilimlerden farklı olarak felsefe varlıktan ve varlık var olandan, varlık olmak bakımından varlık, var olan olarak var olan bakımından var olan ile ilgilendiğinde bu alan felsefe olur. Şimdi müellif bize bir soru soruyor. Onu müsaadenizle şöyle renklendirelim. Orada kalalım. فَمَاذَا يُرَادُ مِنْهَا. İyi de felsefe var olanla ya da varlıkla var olmak bakımından ya da var olan bakımından ilgilenir demekle tam olarak kastedilen nedir? فَمَاذَا يُرَادُ مِنْهَا. Ne, yani ne anlamalıyız? Şimdi bunu açıyor. Diyor ki mana mufrede bima huve mevcut. Var olmak bakımından, var olan olmak bakımından, var olanın anlamı şudur. Evet, burada kalıyoruz. Yazayım şöyle. Burada kaldık. Demek ki var olan olmak bakımından, var olan ile felsefenin ilgilenmesi ne demektir? Bima huve mevcut ne anlama geliyor? Bir felsefe kavramı olarak buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, ne kadar önemli, yararlı, bigane kalamayacağımız mevzuları okuyacağız bu derslerimizde. İnşallah mantık derslerimiz İngilizcesiyle birlikte bittiğinde bu felsefeye hazırlık okuma derslerimiz bittiğinde artık sizlerle klasik felsefe metinlerini, klasik kelam metinlerini, klasik fıkıh usulü metinlerini, tasavvuf metinlerini okumaya hazırız demektir. Henüz hazır değiliz. Benim derslerim bakımından söylüyorum. Sizi kastederek söylemiyorum, yanlış anlamayın. İnşallah sağlık, afiyetle o günlere erişirsek bu yapmış olduğumuz derslerin bu merdiven basamaklarının ilerleyen basamaklarını da sağlıklı ve rahat bir biçimde çıkabilmek için ne kadar önemli ilk basamaklar olduğunu daha iyi takdir edeceğinizi düşünüyorum. Vakit ayırıp sabırla beni dinlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki felsefe hazırlık okumalarımızda var olan bakımından var olanın anlamının ne olduğundan devam etmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.